Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, yeni bir maç hikayesiyle daha karşınızdayız. Bugün Hasan'la ve aynı zamanda da Ali Türk Bey'le Sivasspor Kasımpaşa maçına geldik. Sivasspor için önemli bir maç diyebiliriz. Önemli. Aslında daha önemlisi Kasımpaşa için önemli bir maç. Çünkü 15. sırada ve 34 puanı var. Sivasspor'un da çok puanı olduğu söylenemez. Onun da 37 puanı var. Giresun'un kurtarma ihtimali var. 28 puanı var ve Kasımpaşa için hayat memat meselesi bir maç diyebiliriz. Sivasspor bir nebze olsun da rahatladı diyebiliriz. Arada 9 puanlık bir fark var. Yani ama yine hiçbir şey atmaya gerek yok. Yine hiçbir şey yani belli olmaz. Futbol bu. 9 puan da kapanabilir yani. Değil mi kardeşim? O yüzden de çok kritik bir maç diyebiliriz her iki takım için de. Tabii Kasımpaşa için birazcık daha kritik bir maç. Öyle. Bu maç için görüşlerin nelerdir Hasan? Yani ben maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Sivasspor yani 2 veya 3 atabilir bence tahminim. Yani gol atmasını bekliyorum. Goller olmasını bekliyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. Gollü olursun diyor. Yani Sivas da yiyebilir bu arada. Bu arada Sivas'ta çok güzel bir hava var. Evet. Felaket tam bir maç havası. İlkbahar havası. Aynen ilkbahar. Dağlarda harika. Zaten yeşil. Aynen öyle. Ben Sivasspor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Kazanır. Gollü de olur. Tam bir maç havası var arkadaşlar. 21 derece hava. Keşke hafta sonu olsaydı daha fazla. Niye ceketle geziyoruz biz? Kanka benim altımda tişört var. Bu ben de giydim de akşam Sivas belli olmadı. Belli olmadı. Çarpıyor. Ali Türk Bey sen ne demek istersin? Sivasspor hiç gol yemeden ayrılacak. İnşallah. Maçta ne? Skor tahminin var mı? Bir 3-0 olur. 3-0 Sivasspor mu alır? Evet. Kimden bekliyorsun golleri? Ben bu arada. Golleri Max Radel'den bekliyorum. Ondan sonra Samu Sainz'den bekliyorum. Bir şey söyleyecektin herhalde. İçeriden istihbarat aldım. Hafta sonu Prime Mall AVM'de, pardon, Eva Park oldu değil mi? Eva Park AVM'de Gradel'le Starbucks'ta bir kahve içtik. Oo. Tabii. Kardeşim Gradel'le bu maç golüm var dedi. Hadi bakayım göreceğiz. Arkadaşlar sizler de düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda İnşallah farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şu anda gerçekten turnikeler bomboş. Giriş nerede? Giriş şurası kanka da kimse yok. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Maça daha 10 dakika var ve kimse yok. Keşke hafta sonu olsaydı hafta da. Hafta içi var. Seçimlerden seçim dolayı. Oldu. Aynen öyle. Ülkemiz için de hayırlısını temenni ediyoruz her şey için. O şekilde söyleyelim. Konyaspor maçı var. Hasan da Konyalı. Konyaspor maçını bekliyoruz. O ertelendiği için. İnşallah. Aynen şu an girebilirim ona da inşallah. İnşallah kanka. İki pasolik var bende. Sıkıntı olmasın. Birini iptal ettim. Bunu bilgilendirmesini hatta alabilir miyiz? Son olarak da kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı da lütfen unutmayalım. Devre arası yorumları. Bu arada Fenerbahçe maç hikayesini paylaşmadım. Fenerbahçe maç hikayesini aynen kupa, aynen kupa olan için. Aynen rövanş maçına yakın bir tarihte o maçın hikayesini de paylaşacağım. Ben yokum o videoda. Evet. Ama ben varım. Özel sebeplerden dolayı yoktum. Evet, o şekilde arkadaşlar. Şimdi stadyuma geçelim. Oradan da bakalım. Evet, Kasımpaşa'ya gönül vermiş bir tane taraftar. Şu anda tribünlerde gerçek taraftarlar bile. İstanbul'dan belki geldi ya da Sivas'tan bilemiyorum. Helal olsun. Takımına gönül vermiş tüm taraftarlara selam olsun. Valla helal olsun. Abime şöyle birazcık daha zoomlayalım. Kasımpaşa formasını da giymiş, gelmiş. Stadyumun da şöyle durumunu gösterelim. Bomboş. Ya hafta sonu olmasından dolayı şöyle maraton tribünü. Kalarkas tribünde bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere. VIP bir nebze olsun diğer tribünlere göre birazcık daha dolu. Şöyle geniş açıyla da gösterelim. Tabii biraz da hafta sonu olmasından dolayı. Bir de Süper Lig'in son zamanlarına denk gelmemizden dolayı taraftar az. Lig az çok belli oldu ya. Ne adamca? Selamun aleyküm. O şekilde. Evet, iki takım da sahaya çıktı. İstiklal Marşı okundu. Yerimiz çok güzel. Sivasspor hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yerimiz bu arada çok güzel. Tam ortada VIP'de. İnşallah bakalım ne yapacaklar bizim inşallah. Bu arada şurada çok tatlı bir taraftar var. Sivasspor taraftarı, küçük bir Sivasspor taraftarı. Babası formasını giydirmiş, gelmiş maşallah diyelim. Her aileye örnek olsun diyelim değil mi Hasan? Aynen öyle. Böyle babaları çocuklarını alıp maça gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Şehrimi de aynen öyle. Şehrimi de
Evet, maça ilk Kasımpaşa başlayacak. Şu an Kasımpaşa taraftarı üçlü diye başladı. Üçlü çekiyor abim tek başına. Ha, helal olsun abime, vallahi uzun yoldan gelmiş. Kasımpaşa başladı. Sivasspor taraftarı da bestelerine başladı. Evet, Sivasspor'un üst üste gelişen atakları sonucunda penaltı kazandı Sivasspor. Yani. Biraz önce de gördünüz. Güzel orta açtı ama. Ne söyle Ali Türk Bey? Muhammed abi. He. Penaltıda gol atacağız. Sana söyleyeyim, gol atacağız. Hadi bay. Dayı Samu Saiz'in Gradel'i görmesinde ne diyor? Gradel, çok güzel gördüm. Gradel güzel onu vurdu. Çekemedim ama. Gradel de güzel vurdu. Aynen, Gradel çok güzel vurdu gelişine. Sonrasında korner oldu. Gördüğünüz üzere Kornel'den de penaltı kazandı. Şimdi bakalım gole çevirecek mi? Şu an topu Saiz'da. Aynen, top Saiz'in elinde. Evet, hakem şu anda VAR kontrolüne bakıyor. Bakalım karar ne çıkacak? Sivasspor'lu futbolcular orada. Serkan Reçler, aa izle dedi, evet. Geliyor. Hakem geliyor. Kasımpaşa çok hareketli. Hakem VAR'a bakacak şimdi. Bakalım ne sonuç çıkacak. Hakem kim? Hakem kim? Hakem bilmiyor, bir tane hakem var. Bakalım. Bak bayım, hakem kim? Hakem şu anda inceliyor. Bayım, aa çok fazla bakmadı. Yani. Ne? Vermedi. Hayda. Vermedi. Penaltıyı vermedi hakem. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0 bitti. Aylarım geçiyor. İlk yarı 0-0 bitti. Takımlar şimdi soyunma odasına geçiyor. Şimdi ilk yarı değerlendirmen nedir? Nasıl? Çok sıkıcı bir ilk yarı izledik. Evet. İki takım da çok dengeli oynuyor. Kasımpaşa gol yememek üzerine. Sivasspor da garip bir şekilde kaleye şut çekmiyor. Yani bir Gradel'in şutu hariç başka bir şey göremedik ilk yarıda. Heyecanlandı. Sadece bir aynen Gradel'in şutu var. Başka heyecanlandırıcı bir o da kaleciden direkten döndü. Yani güzeldi. Bence bir şey yok. Belki ikinci yarı daha canlı olur diye umut ediyoruz. İnşallah. Bakalım Ali Şansalan'ın bir de Ali Şansalan'ın taktiratlarını Sivasspor'dan yana kullanmadığını gördüm. Bakalım ikinci yarı. Hakeme şu anda tepki gösteriyor taraftan. El hak etti çünkü. Penaltı olayından sonra. Bir penaltıdan dolayı da değil, bazı mesela faul olmayan pozisyonlarda faul veriyor. Sivasspor'un atağa evet, çıkacağı zaman atakları kesiyor. Yani şurada bir pozisyon oldu, orada faul görmedim ben. Evet. Ama atağa kesti. Yani taraftarın kızmasını normal biliyorum. Tabii maçı izledikten sonra ince pozisyonları öyle konuşalım. Şimdi genel bakarsan takdir haklarını bence Sivasspor'dan yana kullanmadı. Evet. Yani öyle diyebilirim. Ya tabii. Ortada geçen bir maç oldu. Çok da pozisyon olmadı evet, açıkçası. Evet. Bir ikinci dakika Kasımpaşa'nın atmış olduğu gol offside'dan iptal oldu. Dengeli bir maç. Hayır, dengeli bir maç. İkinci yarı bakalım neler olacak. Maç öncesinde siz çok bol gollü olur dediniz ama yani golle geçirdiniz ama. Kasımpaşa'nın puana ihtiyacı olduğu için, Sivasspor'un da puana ihtiyacı olduğu için ikisini saldıracağını düşünüyorum ama bunlar aşırı temkinli oynuyor şu an. Belki ikinci yarıda temkinli oynayış bozulabilir. Çünkü puanlara ihtiyaçları var. Bir puan Sivasspor için sıkıntı değil ama bir de Sivasspor'un hafta sonu Galatasaray maçı var. Ama Sivasspor için şöyle bakarsan bir puan sıkıntı değil ama Kasımpaşa için 3 puan parolasıyla çıktı bu maçta. Yani daha agresif oynamasını beklerdim ha. Evet. Bakalım neler olacak. Ne diyeceksin Ali Türk Bey? Ya söyle. Sivasspor. Pelvan. Söyle. Sivasspor ikinci yarıda kuvvetli oynaması gerek. Çünkü kalecileri çok kötü kurtarıyor. İyi, hadi bak. İkinci yarı görüşürüz. Objektif yorumlar için böyle küçük taraftarlarımıza sormamız en doğrusudur. Tabii. Onlar ne diyorsa en doğrusun diyordur arkadaşlar. Kalecinin zayıf yönünü buldum. Ney? Şut çekilmesi. Hayır. Ney? Bacak arasından geçerse top. Oo, zor. Arkadaşlar görüşürüz. İkinci yarı görüşürüz. Evet, Sivasspor'un atmış olduğu gol offside.
gerekçesiyle iptal oldu ama orada Uğur Çiftçi bayağı bir itiraz etti. Hatta Rıza Hoca ile geldi konuştu. İyi be ya, hareketlendi biraz maç. Evet, Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ne diyorsun Hasan gole? Hasan, nasıl gol? Yani iki tane top direkten dönerse atamayan atarlar abi. Başka yorumum yok yani. Çok kötü gol yedi. Dakika 66, Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın golü 12 numaralı form. Uşaklar bomba bomba. Gerçi o topun başında greder varsa hiç belli olmaz. Atar atar. Evet, Sivasspor'un genç ismi. U17'de Türkiye şampiyonu olan takımın oyuncularından biri Emre Gökay oyuna girecek. Taraftar da heyecanlandı. Kasımpaşa'da da var iki tane değişiklik. Emre Gökay oyuna girecek. Öbürü kim? Yabancı olan. Kasımpaşa'da kim? Bilmiyorum ki daha iyi. Ne yazıyor? Problemi zaten kendim de okuyorum. Ne oldu lan? Çıktı. Evet, oyuncu değişikliği olacak. Evet, Sivasspor'da 7 numara Gradel çıkıyor, Emre Gökay giriyor. 16 yaşındaki Sivasspor'un genç yıldızı Emre Gökay oyuna girecek. Yiğidolarımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncumuz 7 numaralı formasıyla almak sırada oyuna giren oyuncumuz 21 numaralı formasıyla Emre Gökay. Gerçekten jeneriklik bir gol attı Kasımpaşa. Muhteşem bir gol attı değil mi? Oyuna girdiğiniz gol attı. O bir atmadı. 7 numaralı kim bilmiyorum ama yani voleyle karışık bir rövaş ataydı. Güzel. Aynen. Bir goldü. Mükemmel bir gol attı. Taraftar da yavaş yavaş çıkıyor. 84. dakika. Vur. Vur la Emre. Vur la. Gol! Helal la Emre. Aferin la Emre. Aferin la Emre. Aferin la koçum benim. Aslanım benim. Aferin la Emre. Gördün mü Emre'yi? Hayır, kaliteli topçu lan. Şu çocuğu oynatmıyor lan. Şu çocuğu oynatmıyor lan. Enci'ye daha iyi. Yaz değil mi? Yaz. Enci daha iyi değil mi? Tabii. Yani, gördün mü Enci? Yemişler lan çocuğu. Evet, taraftar Emre'yi oynatmadığı için Rıza Hoca'ya kızıyor. Emre! Emre! Emre ilk önce. Aferin Emre. Kasımpaşa'yı çağırdı, gitmedi la kimse. Adam bağırdı bağırdı, gitmedi la. Oraya gidiyor. Evet, bir maç hikayesinin daha sonuna geldik. Sivasspor Kasımpaşa karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldı ve işini zora soktu. Alt sıralardaki Giresun'un 2 tane daha 3 puanı var. Yani evet, bu hafta 3 puan alacak zaten. Haftaya
Kelek'ten. Bir 3 puan daha alacak. 6 puan. Aynen, İstanbul Spor'un da var yine. O yüzden gerçekten Sivas Spor çok sıkıntıya soktu. Maçın yıldızı bence Emre Gökay'dı. Yani benim düşüncelerim bu şekilde, gerçekten çok zora soktuk. Haftaya Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray maçı çok sıkıntılı bir maç. Konya Spor maçı var. Kayseri Spor maçı var son hafta. Ve zor maçlarımız var 3 tane. Neler olacak inanın hiç bilmiyorum. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hasan, senin maçla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alayım kardeşim. İki top direkten döndü. Bir tane Gradel'in, bir tanesi kimin görmedim. Yani form, karamboldeydi yani. Kim vurduğunu göremedim. Benim açımdan görünmüyordu. Bir tane rakipten sekti, gol oldu. Offside dedi hakem. Evet. O da garip geldi. Hakemin takdir haklarını Ali Şansalan'ın Sivasspor'dan yana asla kullanmadığını düşünüyorum. Bak bunu ilk yarıda da söylemiştim. Evet. İkinci yarıda mesela oyun kaç dakika durdu? Kırmızı kart verdi mesela. Hayır, vermesi önemli değil. Oyun kaç dakika durdu? 7 dakika mı durdu oyun? 7'den fazla durdu. Yatan kalkmadı. Yatan kalkmadı. Goller var. Yatan kalkmadı. Sonra VAR pozisyonları ya var. Ya neler neler var. En az 10-12 dakika oynatması lazım. Emre Gökalp denilen çocuk, yani tam tanımıyorum. İlk defa izledim ben canlı canlı. 16 yaşında. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Hani o en son yani golden sonra bir şut daha çekmişti. Mesela o da gol olsa çocuk maçın kahramanıydı. Aynen. Net kahramanıydı. Son dakikada atmış olduğu yani, şut da gol olsaydı güzel vurdu, yani asfaltla çıktı dışarı. Çok bir farkla çıktı. Ve iki kişi ekarte edip de vurdu, evet, o şutu. Evet. İki kişinin arasında geçti. Bilek hareketleri vurdu. Falan çok güzel. Çok kabiliyetli bir kardeşim. Kasımpaşa'nın ikinci golü de çok jenerik bir taraftar golü. Taraftar da çok tepki gösterdi. Niye oynatmıyorsun Emre'yi diye, ki haklılar bence. Rızacı, evet, o 17 takımıyla beraber hani tamam, o 17 takımının oyuncularından birisi ama o finalde ve yarı finalde gerçekten çok güzel bir performans gösterdi Emre Gökay. Yani ben maçları izledim. Maçın daha erken girmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha erken girmesi lazımdı. Ejiye'nin ben tribünde canlı izledim. Televizyon başında izleyen taraftarlarımıza da saygı duyuyorum. Ama canlı statta izleyen herhangi bir taraftarın Ejiye'nin hangi hareketini beğenip de 65-70 dakika oyunda kalmasını gördü Rıza'cı. Taraftar resmen dalga geçti Enci ile. Adam arkadan geldi, top kaptı mesela. 3 kere yaptı. Ona alkışladılar, güldüler yani, düşün. Maçın ortasında. Yani çok sıkıntı. Pozisyon almıyor, rakip önünde koşmuyor. Ya bu maçın tek kazandığımız nokta Emre Gökay bence. Çocuk gol attı. İlk defa Sivas Spor formasıyla profesyonel buradan, olarak ilk defa golünü attı. Çok güzel oldu. Yönetimin istifasına yönelik taraftarlardan çatlak sesler de oldu. Oldu. Az da olsa taraftar. Rıza Hoca'ya çok büyük tepkiler oldu. Aynen. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Serkan Reçber, Kasımpaşa'nın artık neyse. Adam spor döndü. Alkışladı bizi. Alkışladı. Sivas Spor taraftarını hani, alkışladı. Saygı. Aynen. Teşekkür ediyoruz ona burada. Baş hani, yani baş gösterdi, böyle öpücük yolladı. Yani insanlar saygılı olmak zorunda. Aynen. Çünkü el salladı. Futbol böyle daha iyi. Günay'ın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyorum. Erdoğan'a vurdu sanırım. Çünkü hakeme döndü, onu anlattı biri. Hani yüzüme vurdu diye yan hakeme koşarak geldi. Hakem de zaten kırmızıyı direkt çıkardı. Bakalım diğer maçlarda neler göreceğiz arkadaşlar. Bence kendi kanaatimi söyleyeyim. Sivas Spor küme düşmez. Ama İnşallah. Riske girdi mi? Evet, girdi. Giresunspor'un 6 puanı var. Evet, ama Giresunspor'un oynaması gereken 2-3 maç daha var. Onları kazanacağının kesinlikle bir şey yok. Bakalım neler olacak. Maç hikayesini buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yorum atmayı, bildirim zilini açmayı, abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu maç hikayesinden sonra da Fenerbahçe maçına yakın ilk maçın rövanşının hikayesi gelecek. Onu da sizlere bildireyim. Maalesef İstanbul'a gidemiyoruz. İstanbul'a maçı. İnşallah. Yani bilmiyorum, belki gidebildik de bilmiyorum. Ali Türk Bey, sen de ufaktan düşüncelerini söyle. Nasıl buldun maçı? Nasıldı? Skor tahminin tutmadı. Evet, tutmadı. Benim tuttu, karşılıklı gol olur dedim ben. Evet, sen dedin. Ne söylemek isteriz son olarak? Galatasaray maçını Sivas Spor kazanacak. Çok da puan farkı yok arada. Giresun Spor çok. Bakalım Sivas Spor'la iyi oynayacak mı? Hadi bakayım. İnşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.